Herkese merhaba arkadaşlar. Kerem Lastik kanalına hoş geldiniz. Haftanın maçını oynuyoruz bu sefer. Haftanın maçında Akhisar Galatasaray karşılaşmasını canlandıracağız sizler için. Galatasaray deplasmana gidiyor. Akhisar deplasmanına gidiyor. Haftanın önemli maçlarından biri. Başakşehir'in puan kaybettiği bir haftada bakalım Galatasaray ne yapacak? Biz de bu videoları çekerken sanal olarak lige ne kadar katkıda bulunabiliyoruz onları deneyeceğiz. Yani bakalım galip olan tarafı bulabiliyor muyuz? Golleri tutturabiliyor muyuz? Gol sayılarını. Bunların hep denemelerini yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda bir hemen hızlıca bir kadromu ayarlayayım. 4-3-3 oynuyorum ben genelde. Şu Belhanda ile bir yer değiştirelim. Belhanda bu hafta oynamıyor gerçi. Belhanda'yı çıkartalım, evet. Onun yerine yani gerçek kadroya yakın bir kadro kurmaya çalışalım. Burada Donk var mı acaba? Evet, Donk var. Donk oynatalım. Selçuk'u koyacak büyük ihtimalle. Veya Yasin oynatırım diyordu. Gomis ileride, Rodriguez, Feguli. Feguli de oynuyor herhalde. Defansta Maicon, Serdar Aziz, Dinayir var 75. Dinayir'e bir bakmak istiyorum. Hızı burada hız 80 girilmiş. Serdar Aziz 77. Maicon'a da hız 70 girmişler. Harbiden yavaş bir oyuncu. Mariano dönecek mi bilmiyorum. Bir sakatlık geçirmişti ama kasından sakatlık büyük ihtimalle dönemeyecek gibi geliyor bana. Lines var mı Lines? Martin Lines burada. Biz Mariano varmış gibi oynayalım. Kadromuz bu şekilde olsun. Tamam. Hiç bunlarla oynamayalım. Genel ayarlarımız da orta seviyede mi? Evet. Maça başlayalım. Evet. Haftanın en önemli karşılaşması. Başakşehir puan kaybettikten sonra bu maçın anlamı daha da önem kazandı. Şimdi Galatasaray bu maçı alırsa, inşallah gerçek hayatta da alır. Bu maçı alırsa herkesle arasındaki puan farkını 3'e çıkartacak. Bir Beşiktaş da 4 oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Aa, onlar da fena oynuyorlar ha. Bir ara pası düşüncesi. Oo, ince bir müdahale geldi. Kontraya dönebilir. Yani ileri uzattı. Bu maç çok önemli. Ve Gomis kanatları iyi kullanıyorlar. Çok, gelmedi be. Bastık aldık. Fernando. Öne oynadı. Feguli kesti. Gomis. Gomis'i, Gomis'i sıyırdı. Gomis vuramadı. Şiir gibi top oynuyoruz. Selçuk. Kaleci'de kaldı. Çok harcanmış bir atak oldu. Feguli'ye çarptı. Almadı hoca. Faul ver o zaman orada. Beni engelledi. Taş atışı yapılacak. Bastık alamadık. Gomis'in 2 gol daha atmasını istiyoruz. Lig tarihine de geçecek. Galiba 2 kez hat-trick yaparak lig tarihine geçti diye hatırlıyorum ama tam onda emin değilim. Oo, şiir gibi top oynuyorlar ha. Akhisar'da çünkü düşme potasında mutlak galibiyet parolasıyla çıktı onlar da. Ama Gençler Birliği gibi bu karşılaşmaya çok asılırlarsa, yani Gençler Birliği tüm enerjisini Galatasaray karşısında harcadı. Şu anda da çok kötü durumdalar. Yani Galatasaray'a karşı tüm kondisyonunu kullanıyorsun. Sonra diğer maçlarda hiçbir varlık gösteremiyorsun. Tabi Galatasaray gibi büyük bir takıma da yakışmadı Gençler Birliği'ndeki futbol. Biz de buna ortak olduk gerçi ama
Yani bu maçı böyle ortada geçirmeye çalışacaksın. Tüm eforunu sarf edersen ömür başların kötü geçecek. Erman Torunlu da bu şekilde düşünüyor. Ondan dinledim. Harbiden de hak vermeme geldi değil. Bu maça ölüm kalım maçı olarak bakmayacaksın. Çünkü Osmanlı Spor'la da bir karşılaşmaları var. Uzun oynadı. Of çok iyi bir orta indirdik. Gomis. Ah kaleciden kaldı. Şeyde defanstan. Topu kaybettiler. Bastık aldık. Bu aralar top göstermiyoruz. Selçuk İnan. Selçuk'tan çok iyi bir pas. Fehuli içeri girdi. Gomis. Gene olmadı, gene olmadı. Bir gol bulsak her şey değişecek. Kilidi açmak lazım. Gol atamadığımızda her dakika daha da maça tutunuyor Akhisar. Ve zaman zaman olsa da ataklarını sıklaştırıyorlar. Aman çok yanlış yere bastık aldık orada. Selçuk. Ve Gomis. Gomis'ten çok iyi bir pas. Rodriguez. İçeri kimse yok. İleri uzattı. Aldık orada. Serdar kaptırdı tekrar. Çok büyük bir hata. Koptu gidiyor. Bir türlü alamadık topu. Pas bu değildi. Araya Gomis girdi. Gomis'e şık tehlike bir pas mı olmadı? Kestiler. Dongtan. Rodriguez bir türlü geçiremedi. Galatasaray. Şimdi şut pozisyonu. Feguli'ye vurdurmadılar. Feguli. Aradığımız golü bulamıyoruz. Feguli kaptı. Gomis'e bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Kim bol attı? Gomis. Gomis. Feguli'nin kaptığı topu. Son zamanlarda Feguli'de bir düşüş vardı. Ama orada iyi bir pres. Şutu beceremedi ama kaptı tekrar topu. İçeri girdi. Çok da güzel bir orta. İki kez bu vuruşu denedik ama olmadı. Üçüncü de sonunda oldu. Burada Feguli kaptı topu. Çok da iyi kesti Gomis'e. Gomis gelişine köşeye. 1-0 öndeyiz. Şampiyonluk geliyor diyebiliriz. Galatasaray 1-0 önde. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Bu arada yeni Malatya arkadaşlar ligde kalmayı garantiledi, bilginiz olsun. Son yapılan maçlarda, fakat yani kestiler. Son iki maçta yenilse dahil ligde kalabiliyor, bilginiz olsun. Bizim bundan sonraki hafta yeni Malatya ile bir maçımız var. Kendi sahamızda. Orada diğer rakipler puan kaybederse biz şampiyonluğu kendi sahamızda ilan etmiş olacağız. Gomis, Feguli'ye ama çok hızlı, tutamaz onu, tutamadı. İlk yarı bitti. Son düdüğü ve ikinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Aynı bu şekilde devam edip Galatasaray ikinci golü bulmamız lazım. 1-0 çok tehlikeli. Şampiyon gibi oynadık Beşiktaş maçında. Çok iyi bir şut mu? Evet. Gol. Gol. Selçuk'tan mükemmel bir pas. Selçuk'tan mükemmel bir pas. Defansın arkasına. Gomis topla buluşuyor. Tekrar izliyoruz. Gomis buluşur buluşmaz da topla. Şutunu çekiyor. Harika bir pas Selçuk'tan. Çok da güzel bir gol. Gomis. Gomis. Ama burada Selçuk'un payı çok büyük. Şurada topun altına çok iyi girdi. Gomis'e harika bir pas. Tabi Gomis de usta vuruş. 2'yi bulduk. Çok rahatlıyoruz. İkinci gol takımı rahatlatmış olabilir ama hemen bastık aldık. Feguli'den Rodriguez'e. Rodriguez biraz geç kaldı. İtirazları var ama karar devam. Top dışarıda ve taç. Aman Allah'ım. Pas hatası orada. Kaptık tekrar. Serdar. Serdar Aziz. Selçuk. Bu pas tehlike olabilir. Harika bir pas. Gomis. Feguli giremedi araya. Feguli değildi herhalde o. Kontra atak başlıyor. Kanada bir pas. Selçuk hemen bastı kapattı. Olmadı. Alamadık topu. Yani bu takım
Deplasmanda da bu şekilde oynasaydı zaten her şey daha önceden bitmiş olacaktı. Pas isabetsiz. Aa, çok kötü bir pas. Düdük ama var ve faul verdi. Fernando galiba yaptı orada. Fernando. Lan fake attılar bize. Kaleci başarılı Muslera. Klas bir kurtarış. İleri doğru mükemmel bir pas. Rodriguez alamadı onu be. Arkaya. Ah ah ah, araya giremedi gene. Kaleci uzaklaştırdı. Basunu araya girdik. Mariano. Savunma kaptı topu. Bir türlü uzaklaştıramıyoruz. Taç bizim. Güzel. Fernando. Bastılar, aldılar. Aman Allah'ım. Kaleci başarılı. Müslera hemen başlattı oyunu. Nagatomo. Arkadaşlar, bu oyunu akıcı oynayamayanlar için oynayamayanlar. Uf, harika bir pas. Gomis vurdu. Defansta. Aldık topu. Vur. Gol. Feguli. Feguli ile 3'ü bulduk. Bu oyunu akıcı oynayamayanlar için videomuz var kanalımızda arkadaşlar. Oradaki yaptığım, tarif ettiğim işlemleri yaparsanız siz de akıcı oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. En önemli şey ekran kartının güncel driver olması arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ekran kartınız güncel değilse driver'ı, onu kesinlikle güncelleyin. Evet, videoda ara transfer yamasını da bulabilirsiniz. Güncel kadrolar, Nagatomo var. İşte diğer takımlardaki. Türkiye Ligi'nin kapsıyor bu yama. Çok iyi bir pas. Ah ah. Dakika 70, biz 3'ü bulduk. Çok rahatladık bu arada. Kanalıma abone olursanız birçok videoda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Analitte devam ediyoruz. 2021-2022 sezonundayız ve Galatasaray'a öyle bir kadro kurduk ki görenlerin hiçbiri inanamıyor. Of 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 of, pasa bak pasa. Şut pozisyonu. Feguli, aman Allah'ım. Ayağının dışıyla vurdu. Çok iyi bir şuttu. Asfakla vurdu ama burada Gomis'in pası da mükemmel. Burada içeri giriyor çapraza. Ayağının dışıyla asfakla vurdu. Ters köşeye asacaktı. İşte üzgün. Feguli son zamanlarda düşüş var dedik. Ama bu maçta iyi oynuyor inşallah. Gerçek hayatta da iyi oynar. Verdiğimiz parayı da hak eder diye düşünüyorum. Feguli. Gomis. Aman Allah'ım. Ne oldu oraya? Korner oldu. Ceza sahası içinde çok rahat oynamaya başladık. Çünkü yeniyoruz. Aman Allah'ım, vur ona. Vur, gol olsun. Gol olsun Rodriguez. Rodriguez attı. 4 oldu. Şampiyon gibi oynuyoruz. Beşiktaş maçının yıldızlarından biriydi Rodriguez. Burada da golünü yazıyor. Harika bir maç bizim için. Galatasaray rakibini kum torbasına çevirdi adeta. Evire çevire vuruyor. Evet, evire çevire. Maicon, ben buradayım diyor. Selçuk'tan harika bir pas. Şimdi bir orta. Rodriguez tekrar buluştu ve gol. Ne yapıyorsun sen Rodriguez? Coştu bir kere bu adam. Harika paslar da geliyor. Burada Feguli defans arkasına gene. Selçuk hemen indirdi. Feguli defans arkasına. Rodriguez buluşuyor. Buluşur buluşmaz. Golümde yazıyor. Maaş 5-0'a geldi. Rakibi paramparça etti. Elbette baskıyı hala azaltmadık. Görüyorsunuz takım, yani durduramıyorsunuz. Bu pasların yerini bulması lazım artık. Isırıyor şu anda. Nagatomo'dan harika bir pas. Gomis'e. Gomis. Aman Allah'ım, Nagatomo'dan mükemmel bir pas geldi. Gomis orada bir çekebilsem, önüme alabilsem topu çok güzel olurdu. Gomis'e bir gol de attırabilsek süper olacak.
Aldık mı onu? Alamadık. Koşu yoluna attı. Şimdi bir ara pası. Tehlikeli bir toptu. Dakika 87. Çok hızlı çıktılar. Rodriguez. Kaptırdı topu. Gomis. Gomis'ten Rodriguez'e. Rodriguez. Rodriguez. Arkadaşının çaktı kafayı. Aman Allah'ım, olmadı. Gomis'i attırmak istedim. O yüzden, yoksa o da gol olurdu. Ve 5-0 maç bitiyor arkadaşlar. 5-0 kazandık tekrar inşallah. Yeni bir maçta görüşünceye dek, gerçek hayatta da bu sonucu yakalarız diyoruz. Önemli, haftanın önemli bir maçıydı bu arkadaşlar. Biz sanal alemde oynadık bu maçı saatler öncesinden ve 5-0'lık bir skor. İnşallah bu skorun aynısını deplasmanda gerçek hayatta da yaşarız diyoruz. Evet, maçtan görüntüler var ama onlarla sizi baş başa bırakıyorum şu anda. Kanalımıza abone olup videoları da beğenmeyi lütfen unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.